anlaşmamızı bozdun. Sözümde durmadın. Tek bir Türk'e zarar vermeyecektin. Ancak sen ne yaptın? Saçının bir teli için tüm acını ateşe vermekten geri durmadın, budunumu öldürdün. Anlaşmamızda iki tarafta kan dökmeyecekti. Kimsenin otağına erişilmeyecekti. Tek bir Türk'e dokunmayacaktı. Ne dersin sen? Sen bana... Ben ne yaptıysam budunum için yaptım. Soyum için. Yoksa seninle ölmek pahasına savaşır, buraya sokmazdım. Madem ki anlaşmamızı bozdun, şimdi söyleyeceklerimi iyi işit. Her yerde aradığın atanız Barağan tacı bendedir. Eğer ki oyun oynamaya devam edersen, o tacı kendi ellerimle parçalarım. Tek bir parçasını bile bulamaz, o tahtada oturamazsın. Bilesin o var. Buradan asla çıkamazsınız. Çek! Ne diye yardım edersin? Gökmenler her an gelebilir. Gidelim. Düşman basar gibi ne ararsınız burada? Düşmandan aşağıda kalmazsınız. Hediye yardım edersin bize. Çıkarın nedir? Bilirim bana güvenmezsin. Haklısın da. Ama Temur'un yaşayıp yaşamadığını bir tek sen bilirsin. Canını tehlikeye atacak kadar çok mu seversin Temur'u? Temur'la yaşadıklarımızı bilirsin. Bu sebeple onu sevmediğimi düşünürsün. Ama neden yardım ettiğimi merak edersin. Bir çıkarım olduğunu düşünürsün. Doğru düşünürsün. Birbirimize ettiklerimiz. Temur'un beni sevmemesi. Bana olan öfkesi. Tüm bunlar şimdi umurumda değildir. Ne olursa olsun o benim evdeşim. Öldüğünü duyduğum gün bir hatun için evdeşin ne kadar önemli olduğunu anladım. Beni sevmese de, evliliğimiz çıkarlar için olsa da, evdeşim varken bu sarayda da, Acun'da da daha güvende hissederdim kendimi. Her şeye rağmen
O sırtımı dayadığım dağımdı. Temur Tekin olmasa bu sarayda benim de ne olacağım belli değildir. Ulay Ece'yi bir çırpıda silen kaya beni burada hala niye tutar bilmem mi sanırsınız? Şimdi söyle bana Akkız. Temur hayatta mı? İzlerini bulabildiniz mi? Yaşarlar mı? Yaşarlar. Ölüm haberini aldığımda yüreğime bir ateş salındı. Ama bilirdim. Yaşarlar demek. Yaşarlar. Ama yaşamaları bize bağlı. Nasıl? Yaşarlar dedin. Bize yardım eder misin? Sana güvenebilir miyiz? Ne işin? Temur için ne gerekirse yaparım Akkız. Bana güvenebilirsin. İyi. O vakit obara bir tik göndermemiz gerek. Adamlarımla kuşlardan bile hızlı gönderirim bitiğini. İyi. Bana bir söz verdin Obar. Yaptığımız anlaşmaya uymadın. Anlaşmaya mı uymadım? Babamın yaşadığını bilirim. Hatta beni babamın gözü önünde küçük düşürmek istediğini de. İyi. O vakit bunu da bil. Bir daha benden bir şey saklarsan aramızda ne bir söz, ne bir anlaşma kalır. Sen de kılıcımın kestiği binlerce gökbenden biri olursun. Şimdi Atam Barakağan'ın tacından nasıl haberin oldu? Ben Batı Gök Yapgusu'ydum Mabaç. Batı Gök Kanlığı'nın altını da, üstünü de en iyi ben bilirim. Siz dağlarda masal dinlerken, ben sarayda destan dinlerdim. Benim bilgimi sorgulama. Tacı alıp bana haber etmediğine göre sen de bana oyun oynarsın. Tacın benim için ne kadar önemli olduğunu bilirsin. Neden bana haber etmedin? Yaptığınla beni haklı çıkardın. Bu yüzden ben de tacı saklayıp yaptığımız anlaşmayı sağlama aldım. Görüyorum ki haklıymışım. Bu itlerle anlaşmak ancak Kaya gibi bir adamdan beklenirdi. Kaya Tekin ne ara o baralbız ile anlaştı da şimdi anlaşmayı bozdun diye çırpınır. He. Kaya bu saltuk. Bir albızın bir albızı bulması çok uzun sürmez. Hemen bulmuşlar birbirlerini. Kaya'nın taht için anlaşamayacağı albız yoktur. Kaya'nın gözü hep tahtta olmuştur. Taht için yapmayacağı şey yoktur. Ama atasını satacak kadar ileri gideceğini sanmam. Han babam, Batı Gök Kanlığı'na düşman girmiş. Düşmanla anlaşmak nedir? Düşmanla anlaşma yapılır mı? Yapılır. Önemlidir. Kalan canlar için. Hem ölen Türklerin hesabını sorardı. Duymadınız mı? Bir de taştan bahsederdi hanım. Çok önemli. Barakan'ın tacı. O baronsuz bir hiç. Kaya tacı bulmuş. Tacı bulup saklama cesaretini kimden alırsın Kaya? O taç bana ait. Ama benim elimde. Ben istediğim sürece de öyle kalır. Şimdi de beni atam Barakan'ın tacıyla mı tehdit edersin? Ben seni atanın tacıyla tehdit etmem. Ben sana atanın tacını vaat ederim. Anla bunu.
Tugut Eginimiz yaşar mı? Sen önce buraya neden geldiğini söyle. Nereden bilirdin bizim yerimizi? O Tugut Egin'in yaşadığını ve burada olduğunu duyduk. Onu korumak için geldik. Şimdi söyleyecek misin? Batuga Tegin'in neyi vardır? Düşmanlar cenk ederken yara almış. İyileşecek Göktengri'nin izniyle. Tegin'imizi sırtlayın. Yoksa oraya gideriz. İyileşmeden bir yere götüremezsiniz. Batuga'nın ölmesini istersin. Sen ne dersin Ulukam? Bu halde yolculuk etmesi ölmesi demektir derim. İyileşmeden hareket ettiremezsiniz. Tamam. Batuga Tekin'imiz iyileşene kadar biz de burada sak dururuz. Dışarı çıkın. Tez konuşlanın. Haydi. Çevirirsin sen Kuzubek. Hemen otağın her yanını sarın. Hakkı sakın sizi görüp kaçmasın. Haydi. Hemen Göksaray'a gidip Kaya Ana Batuga'nın yaşadığını, çolpanın da başında beklediğini haber et. Akkız, er ya da geç buraya, Batuga'nın yanına gelecektir. O yüzden onu burada bekleriz. Hem tacı saklarım, hem de vaat ederim dersin. Aklı başında bir kişi olduğum bellidir. Belli olmayan sözünde durup durmayacağım. Ben sana babamı öldürmen karşılığında Batı Gökkanlığını verdim. Sense babamı öldürmeyip üstüne bana oyun kurmaya çalıştın. Bu anlaşmada sözünü tutan benim o var. Şimdi de oyun oynamadığını nereden bileceğim? Bilemezsiniz. Ama ikimizin de oyun oynayamayacağı bir şekilde çözebiliriz. Nasıl? Sen verdiğin ilk sözü tut. Han'ı öldür. Ben de sana tacı vereyim. Daha önce sözünü tutup Batı Gökkanlığını verdiğim gibi. İtik var, yüce var. Kimden? Kimden olduğu yazmaz. Ne yazar? Barak Han'ın tacı bendedir. Eğer tacı istiyorsan Alpaguan, Temur ve Saltuğ'u gün batmadan Bozat Çayırı'na getir. Ne demek bu? Hakkız.
Akkız yaptı, bilirim. Sen benimle oyun mu oynarsın? Akkız o eksik kardeşinle mağarada çoktan çürümüştür. Akkız'ın ölmediğini bilirim. Mağaradan kurtulmayı başarmış. Yaşadığını duyar duymaz gökbenleri peşine saldı. O zehirli pusudan kimse kurtulamaz. Demek ki kurtulmayı başarmış. Sana bitik gönderdim. Akkız'ı hafife alma dedim. Rus varek kinezine gönderdiğim alacayı da öldürmüş. Göksaray'da her yeri bilir. Demek ki tacın senin için önemli olduğunu öğrenmiş. Bu bitik sana Akkız'dan geldi. Ancak bu tuzak. O tacı bulamaz. Yerini bilmez. Hiç kimse bilmez. Demek ki Akkız biliyor. Taç sakladığım yerdedir. Bırak getireyim. Dur hele. Belki de sakladığın yerde değildir. Var. O var, ne yaparsın? Taç yerinde mi değil mi birlikte öğreniriz. Gün batmadan Ozat çayırında. Sen benim canlı kalkanım olacaksın. Götürün bunu. Yerlerinden ayrı bir yere koyun. Bu var. Yeğenim. Ulukam. Ulukam, bir şeyler olur. Batuka. Batuka. Bir şeyler olur. Batuka. Sadece olacak olanlar olur Çolma. Batuka. Gün kartalı, pençesi aksak olmaz. Olunca görecekler. Ama bir öksüz ne? Bir yetim önce alacak diye. Gün yok olmasına izin veremem. İngiliz vermez. Çünkü içimde bir han var. Han var. Sen çift başlı kurtsun. Türk ilinin bana değil sana ihtiyacı var. Hem de sana ihtiyacım var. Var mı? Çok. Tahta yürümeye başlayasın. Çift başlı kurt. Başlayalım. Bence. Bütün acun bitmeyecek bir karanlıktır sanki. Her karanlık aydınlığa gebedir Batuka. Güneşin yazgısı doğmaktır. Ne vakit doğacak Akkız? Güneş sensin Batukan. Ne zaman doğacağını aya mı sorarsın? Güneş doğmak zorunda. Onunla aydınlanmayı bekleyen bir budun var. Şimdi o kulaklarını aç, beni çok iyi dinle. Ulu yargı yeniden toplandığında ne yapıp edip Kaya'nın benim aleyhimde karar vermesini engelleyeceksin.
Zaten bunu yapmazsan Kaya seni kendi elleriyle öldürecek. Gebe olmadığını bilirim. Kaya bunu öğrendiğinde ne yapar çok iyi bilirsin. Göktengim. Yalvarırım bana yardım et. Ne olursa bana yardım et. Yalvarırım bir şey olsun. Bir şey olsun, beni bu durumdan kurtar ne olursun. Olur Göktengim. Gel. Ulayacağım. İyi misiniz? Ne oldu? Vera Hatun bilir gibi olmadığımı. Tehdit etti beni. Nereden bilir gibi olmadığımı? Nereden bilir? Yibek. Kesin o yılan söyledi. Mutfakta sana çay hazırlarken yanıma geldi. Bu ot gebe kalmak içindir bilirim. Günsel'i gebe değil midir diye sordu. Sen ne dedin? İnkar ettim tabii ki. Nerede o Yibek? Nerede o? Yibek! Nerede bu? Bu at üstünde götürülen de kim? İt baraklardan olmadığı kesin. O da bizim gibi esir herhalde. Kaya gelir gelmez apar topar yola çıkardılar bizi. Nereye götürürler? Nereye götürdüklerini bilmem Saltuk ama. Obar bizi taç için tutar. Bizi taçla ilgili bir iş için götürür. İt barakların hanı barağın tacıyla takas edecekler bize. Kaya bugün taç bende dedi. Ne yani? Kaya bizi düşündüğü için mi daha güvenli bir yerde takas etmek ister? Görünen odur. Eğer Kaya bizi düşünmeseydi tacı getirir obara verirdi. Kaya'nın gelişiyle birlikte biz yola çıktığımıza göre belli ki Kaya bizi güvenli bir yerde pazarlığa götürür. Madem ölmediğimizi bilirdi Kaya, neden şimdi bir şey yapar? Neden şimdi bizi kurtarmaya çalışır? Şimdi mi aklına geldi bizi kurtarmak? Bizi kurtarmak ister. Ama ne olursa olsun o taç obanın eline geçmemeli. Birazdan varırlar. Hazır olalım. Göksaray'a hep birlikte döneceğiz. Merak etmeyin. Vakit geldi. Hazır mısın? Kasa etme kız. Alpagohan, Temur, Saltuk, Batuka için. Batuka Tekin de mi yaşar? Yaşar. Ooh.
Kalkanımı getirin. Hey! Sen benim canlı kalkanımsın. O albız aklınla bir oyun daha edecek olursan babandan evvel ölürsün. Alpaguhan bile beni böyle cezalandırmamışken sen kim olursun da beni zindana atarsın? İşlediğin tüm suçların cezası ulu yargı tarafından kesilecek, tasa etme. Yaptıklarına Yibe'yi öldürdüğün de eklenecek. Senin yaptığını bilirim. Sen ne dersin? Ben kimseyi öldürmedim. İpek gerçekleri konuşunca ona düşman kesildin. Canına kıydığını bilmez miyim? Sen beni neyle suçlarsın? Karşında Ulu Ece var senin. Ulu Ece mi? Tacının alınmasını sindirmen kolay değildir, anlarım. Yibe'nin canını onun için kıydın. Tanıklık yapmazsa tacımı geri alırım diye düşündüm. Bunların hepsi iftira. Sen de evleşin Kaya gibi iftira atarsın. Ulu yargı toplandığında bunların hepsinin hesabını vereceksiniz. Yerlerde kanı vardı Yibe'nin. Ona ne dersin? Ulu yargı buna ne der? Senin nasıl bir albız olduğunu ancak ben bilirim. Bugün bana hançer veren sen değil misin? Vera. Bugün kendimi öldürmem için bana hançer veren bir albız yarın kendi elleriyle canımı da alır. O sebeple zindanda kalman en doğru olandır. Ulu yargı kararını verdiğinde senin gibi bir yalancının sarayda rahat rahat gezeceğini mi sanırsın? Oğlum canıma kıymamı istediğini öğrendiğinde ne yapar sanırsın? Kaya'ya söylediğin yalan ortaya çıkacak diye bunları yapıyorsan boşuna uğraşma. Ne yaparsan yap. Oğluma her şeyi söyleyeceğim. Yorulmayasın Vera. Evdeşime tüm gerçekleri kendime anlatacağım. Meycin'in ne işi vardır burada? Demek takası yapacak olan kişi Meycin'miş. Taç'ını arar Meycin'de. Tacı o bana vererek büyük bir yanlış yapar. Büyük bir yanlış. Kayatekin. Eğer oyun edecek olursan kellesi gidecek olan tek kişi Kaya değil, tüm han soyunuz olacak. Biz neden sana güvenelim? Alpaguhan'ın, Timur Tegin'in, Saltuk'un arabada olduğunu nereden bileyim? Senin oyun oynamadığını nereden bileceğim? Önce sandığı aç, tacı göreyim. Thank you.
bir oyun edersen tacı parçalarım. Getirin. Tacı ver, hanı al. Tanrı Çora hem tacımı gönderdi hem de kanını akıtmam için Türkleri. Türklerin
muştulanan oğlu. Gök ordanın tek umudu. Hanlığının tuğu, gökte hep dalgalanacak olan Batuka. Sesimi işit. Yüreğini gök tengrinin buyruğuna harç. Yaraların sağaldı, acıların kurudu. Aldığı ilk can, atalarının yenildiği tek düşman olan Batuka. Şimdi kalkma vaktidir. İlkin anası tılsımdan doğdu. Şimdi toprağın tılsımından yeniden doğar. İkinci doğumunda artık sen ruh olacaksın. Akkız yürek olup tamamlayacak seni. Bir olacaksınız. İki bedende bir can. Türkleri birleştirecek çift başlı kurt olacaksınız. Birlikte it barakları yeneceksiniz. Kattığımız günler geri geldi. Umar. Ben Alpaguhan oğlu Batuka. Yüce Gök Tengri'nin muştusu. İç soyunu yok etmek için yeniden doğdum. İt barakları yok etmeden Acun'da tek Türk esen kalmayacak. Umar. Hayda! Hayda! Hayda!
Tengri'ye alkışlar olsun. Nasıl oldu bu? Oğuz atası gibi avucunda kan pıhtısıyla doğdu. Kan pıhtısı Tengri'nin izidir. Kan varsa avucunda, hüküm sürer Acun'da. Düşman bizi yok etmek için varınca toprağımıza. Gök Tengri eksikliğini giderdi. Yeniden hayat buldu. Ancak artık eksik de değil, yalnız da değil. Yanında Ak Kız var. Gök Ordalı Batuga'yla Dağ Hanlı Ak Kız. Biri ruh, biri yürek olup çift başlı kurdu tamamladılar. Onlar Gök Tengri'nin budunumuza muştularıdır. Gök Tengri, Oğuz atamın oğulları göğe, aya, dağa, güneşe, yıldıza, denize vermediğini oğluma vermiştir. Alkışlar olsun. Aksak değildir. Batuga Tekin sağdır. Bakarım, gözlerinizde şüphe görürüm. Gördüklerimiz düş müdür, gerçek midir dersiniz. Gök Tengri Türk budununa bir muştu vermiştir. Bu muştuya sevinin. Ulukam, Arçuray. Gök Tengri, Türk soyunun yok olmaması için bize bir fırsat daha vermiştir. Doğru mudur Ulukam, Arçuray? Doğrudur Alpaguhan. Yıllar önce atalarımızdan bize aktarılan gizli bilgiler
artık gün ışığına çıktı. Baharlardır çift başlı kurdun ruhu Batuga Tegin'in ayağa kalkmasını beklerdik. Çift başlı kurdun yüreği Akkız'da bir olup çift başlı kurdu oluşturdular. Onlar iki bedende bir ruhlar. Çift başlı kurtlar. Baharlardır bu mucizenin olmasını beklerdik. Onların tamamlanması Türklerin bir olmasıdır. Bütün çektiklerinin bir anlamı vardı Batuga. Gök Tengri seni eksik Tegin olarak büyümekle sınadı. Başardın ve yeniden doğdun. Ve Akkız. Batuga ile Akkız boşuna bir arada değildir. Yazgı onları boşuna mı bir araya getirdi sanırsınız? Onlar büyük bir destanı başlatmak için birliktedir. Gök ruhlu Batuga'yla korkusuzluğun ışığı Akkız artık bir aradalar. İtbarakları yenmek için çift başlı kurt oldular. Çift başlı kurt ilk savaşında itbaraklara karşı kazandı. İmdiden sonra herkes çift başlı kurdu dinleyecek. Onu bize armağan ettiği için Gök Tengri'ye alkışlar sunup çift başlı kurdun yolunda savaşacak. Tacım. Tacım. Bir şeyler yap Ulu Bilge. Yüce Obar'ı ölümün pençesinden kurtar. Ben elimden geleni yaparım. Ama yetmez. Yüce Obar'a hayat verecek yiğitler gerek. Eski budunlardan biri amansız bir hastalıkla pençeleşmiş. Hastalık sel gibi ilerleyip yakaladığı her insanı boğup öldürürmüş. Buna ne otacıları çare bulabilmiş ne de ulu kanları. Tam budunları yok olacakken Muşlulu bir haber almışlar. Hanlıklarına çok uzak bir dağın tepesinde yağan karı bedenlerini sürerlerse yaralarının iyileşeceğini öğrenmişler. Bir kış vakti bu dağın tepesine çıkıp yağan karı bedenlerini sürünce yaraları hemen iyileşmiş. Budunu da bu dertten kurtarmak için karı çuvallara doldurmuşlar. Orada hiç kar bırakmamışlar. Atlarına yükleyip yurtlarına götürmüşler. Hastalıktan kurtuldukları için çok mutlularmış. Yolun üzerinde dinlendikleri bir yerde güneş çıkmış. Güneşin onlara verdikleri şevkle eğlenmeye, oynamaya başlamışlar.
oynarken de sarhoş olurcasına kendilerini kaybetmişler. Oyun oynamayı bırakmışlar. Sonra ne görsünler? Çuvalları topladıkları kar erimiş. Budumlarına da bu karı götüremedikleri için soyları yok olmuş. Bize ne kadar benzerler değil mi? Atalarımız çağlar boyu nice acılar çekti. Kimi zaman Çin, kimi zaman Rus varek, kimi zaman başka budumların tehditleriyle karşı karşıya kaldı. Ama Gök Tengri'nin yardımıyla yok olmadık. Yine de ayakta kaldık. Yüce devletimizi var ettik. Tehlikelerin geçmesiyle birlikte de berberimize düştük. Heveslerimiz uğruna kandaşlarımıza ihanet ettik. Bunun karşılığında da Gök Tengri karşımıza it barakları çıkardı. Şimdi oyunlara dalarda durmazsak bizim de soyumuz yok olacaktır. Artık birbirimizle değil, düşmanla savaşma vaktidir. Bir olup Oğuz Atam gibi it barakları geldiği yere gönderme vaktidir. Bilge, güçlerini Yüce Obar adamak isteyen en iyi savaşçılarımız geldi. İçinizdeki kanın sahibi kimdir? Tanrı Şanadır! Bedeninizdeki ruhun sahibi kimdir? Tanrı Şanadır! Yüce Obar kimdir? Tanrı Şanadır armağanıdır! Canım, Yüce Obar'a kan olsun. Canım, Yüce Obar'a can olsun. Yüce Obar var olsun. Ben Alpaguhan oğlu Batuga. Ulukamların muştusu. Anaların, çocukların, gökbenlerin ve Acun'daki tüm Türklerin umudu. Çift başlı kurdun ruhu olarak Hanlar Hanı, yüce Alpaguhan'ın ordusunda it baraklarla ve soyumuza ilişen herkesle savaşacağıma and içerim. Ben Akkız, Evren Alp'ın kızı, çift başlı kurdun üreğiyim. Madem ki Gök Tengri'nin dileğiyle çift başlı kurduz,
Bundan böyle buyruğundayız hanım. Kuzumel. Oğuz atam, üç oğluna üç gümüş ok, diğer üç oğluna altın yay vermiştir. Şimdi Oğuz atamın altı oğluna verdiği ok ve yayı ben sana verdim. Bu kılıç Altay dağlarındaki ateşle dövüldü. Ötüken ormanlarındaki toprakla kalıplandı. Orhun Nehri'nin kaynağından çifte su verildi. Tanrı Dağı'ndaki rüzgarla soğutulup şekillendi. Ateş, hava, su ve toprak işledi bu pusadı. Şimdi bütün düşmanlarımızı ve it barakları bu kılıçla yok edesin. Soyumuz Oğuz Atan'ın oğullarıyla Acun'a yayılıp onlarla var olmuştur. Gök Orda'nın diriliği ve varlığı, çift başlı kurdun ruhu Batuga ve çift başlı kurdun yüreği Akkız'da olacak. Udunumuzu karanlık çağlara, kötü ruhlu albızlara karşı koruyun. Yanlış yapan ben bile olsam, karşı durmaya çekinmeyin. Bu baban ve hanı olarak sana buyruğumdur. Buyruk senindir hanım. Öyle yaşadık, öyle ölürüz hanım. Oğlumun sağaldığı için Gök Tengri'ye kansız ıdık sunarım. Binlerce atı bozkıra salın. Gök Tengri'nin bozkırlarında özgürce dolansınlar. Batuga.
Sana gelince yüzün nasıl güler? Benim yerime tahta geçmişken ilk baraklar nasıl kendilerine armağan edilmiş gibi Batı Gökhanlığı'na girerler? Hem de hiç zahmetsiz. Türk'ün topraklarından vazgeçmesinin hiçbir geçerli nedeni olamaz. Bunun hiçbir açıklaması yoktur. Hanım, artık izin verirseniz odama çıkıp dinlenmek isterim. İzin senindir. Vera neden yok? Nerededir? Zindanda hanım. Hibe'yi öldürmüş olabileceğini düşünürüz. Yibek ortalarda yok. Odasında her yer kanla kaplı. En son odasında Ulu Ece'nin girdiği görülmüş. Yibek onu Ulu Yargı'da... Yeter. Bugün oğlum büyük bir tansık görmüştür. Bu geceyi hesaplaşmalarınızla değil, Göktengri'nin oğlum Batuga'ya verdiği tansığı alkışla geçirin. Gün doğumunda herkes avluda olsun. Ulukam Arçuray da bizimle olacak. Size söyleyeceklerim var. Alpaguhan, o alvızı çıkartmaya gitmezsin değil mi? Günsel'i senin yapamadığını yapmış. Sen de han olarak arkasında dur. Ne zamandan beridir Gökhan'la hesap sorar oldun Çolpan? Kendi hanlığımı Gökhan'ının evdeşi yok ettiğinden beri. Çolpan. Tılsımın, kandaşımın canını aldırdı. Bir sürü suçsuz insan öldürttü. Çoluk çocuk demeden kılıçtan geçirtti. O iç soylulardan ne farkı vardır Vera Hatun? Alpaguhan, söyle bana. O söylediklerinin hiçbir kanıtı yoktur. Ulu Yargı o zamanı gelince toplanıp doğru karar verecektir. Ne durursun? Tez vakitte toplansın Ulu Yargı. Versin kararı. Kendi çıkarları için suçsuz budunu aç bırakan, kıtlık başlatmaya çalışan sen mi istersin Ulu Yargı'nın tez vakit toplanmasını? Üstelik bunca hainliğinin kanıtı varken. Şimdi birbirimizle hesaplaşma değil, Batıgöy'ü ele geçiren iç soylularla hesaplaşma vaktidir. Çolpan. Yüce Ovar, savaşçılarımızın kahramanlığı ve Tanrı Şura'nın kararıyla eski gücüne kavuşman az kaldı. Yaran sağaldığında Yüce Ovar,
Türkleri Acun'dan silmeye kaldığımız yerden devam edeceğiz. Az kalmıştı. Çok az kalmıştı. Neredeyse onları yenecektim ve tacı kendi elleriyle bırakacaktı. Ama... O geldi. Ve her şeyi bozdu. Önce mağaradaki tuzaktan kurtuldu. Sonra bütün Budun'unu ölümden kurtardı. Batuga. Batuga ve Akkız. Ayağımıza çok dolanacağı benzerler Yüce Obar. Tacı aldıktan sonra ilk onları sileceğim Acun'dan. İlk onları. Beni bir defa yaraladı. Ona ikinci fırsatı vermeyeceğim. Onu kendi ellerimle bağladım. Kolunu kendi ellerimle kırdım. Çıtırtısını kendi kulaklarımla işittim. Ama sonra o hiçbir şey olmamış gibi çıktı geldi. Savaşı kazandıran da oydu zaten. Öldü denilen eksik bir tekinin kahraman gibi dönüşü. Bu nasıl olabilir? Gizli ilimler ve ulu ruhlar. Belli ki çok ilim sahibi birinin elinden geçmiş. Bizler öldü dendiği anda demirden daha eritip yeniden doğan bir soyuz. Dediğini de yaptı. Öldü derken yeniden doğdu. Gerçekten de çift başlı kurtmuş. Ama o çift başlı kurdun önce pençesini sökeceğim. Sonra da dişlerini. İkisi de ölmeden uyku değmeyecek gözlerime. Sana teşekkür borçluyuz. Hayatını tehlikeye atacağını bile bile yardım ettin. Çok cesurca. İnsan kızsa da, kırsa da, evdeşinin canı söz konusu olunca ejderha inine girer, yılan zehri içer derdi anam. O zamanlar anlamazdım. Ama şimdi anladım ki ev dişin neredeyse yuvan orası olur. O olmazsa yurtsuz kalır biz. Bu kadar işli konuşacağını beklemezdim Mecin, sağ ol. Ama bilirsin, bizim evdeşliğimizden yuva olmaz. Artık seni kılıcımla yenemem, bilirim. İkinci hamlede yere sararsın beni. Saltuk, seni birinin öldürebilmesi için sırtından vurması gerek. O itlerin seni gördüğü vakit nasıl kaçtıklarını gördüm. Onları öldürürken seninle gururlandım. Var olasın. Var olasın. Ya bana ne demeli? Kandaşım böyle sapasağlam görünce düş görürüm sandım Saltuk. Ben de. Ben de. Ama gerçekmiş. Hala gözlerime inanamam.
Ben de. Kandaşımın emaneti. Bilirdim içindeki gücü. Bilirdim. Göktengri'nin vakti gelince seni saltacağını. Sen benim için hiç eksik olmadın Tekin'im. Sen yüreğinle, bedeninle, ruhunla hep tamdın benim gözümde. Gözlerim bana oyun oynamaz. Karşımdasın. Göktengri'me alkışlar olsun. Seni korusun. Sağ salim sarayına dön diye adaklar adadım. Bilirdim hayatta olduğunu. Bilirdim. Şimdi karşımdasın. Yibe'yi sen mi öldürdün? Hayır. Yibe'yi ben öldürmedim. Onun ölüsü bile ortada yok. Günsel'i gebe olmadığını öğrendim diye bana bu suçu atar. Günsel'i gebe değil miymiş? Bize oyun mu oynarmış? Evet hanım. Kaya'ya söylerim diye beni zindana attı. Hepsi bir olup bana suç atar derim. Sen evdeşine neden inanmazsın? Seni bu zindandan bir tek şartla çıkartırım. İsteğim benim için buyruktur. Hem ben sadece zindandan çıkmak istemem. Senin gönlümde yeniden yer etmek isterim hanım. İt baraklara karşı Rus Varagin'den yardım isteyeceksin. Evdeşim. Oğullarım. Hanlığımız için her şeyi yaparım ben. Bir ömür boyu zindanda çürüyeceğimi bilsem, gök orda için gerekirse ölürüm. Benim buradan başka yurdum yoktur. Benim gideceğim yerim de sensin. Seveceğim erim de sensin. Bundan başkası yoktur. Yibe'nin odasındaki kanı görünce bütün saray arandı. Ama ne ölüsü ne de derisi bulundu. Kimden şüphelenecektik?
Tabii ki Ulay Ceden. Yibey'in odasından en son çıkan oymuş. Yibey'in sırları açığa çıkınca bu sebeple canına kaymıştır. Beni de tehdit etti. Sen de yoktun. Ben de korktum. Zindana kapattım onu. Gülsene. Neyle tehdit etti seni? Söylesene. Sana söylediğim yalanı ortaya çıkarmakla. Yalan? Evet. Ya şimdi Kaya'ya doğruyu söylersin. Ya kendini öldürürsün. Yoksa o seni öldürecek dedi. Korktum. Çok korktum. Gülsel'e ne yalan söyledin? Söylesene, sen bana ne yalan söyledin? Sana oğul veremediğim için üstüme kuma getirecekti. Ben de seni kaybetmemek için sana... Bana? Bana ne Günsel'i, bana ne yalan söyledin Günsel'i söyle. Seni sevdiğimden. Seni kaybetmemek için. Ne? Sana... gemi vurdum yalanını söyledim. Sana ilk sahip olmak istediğimde setlerin önünde duramadığı çılgın bir nehir gibiydim. Ama oğlu babaya evdeşe kandaşa düşman edeceğini bilmezdim. Çocuklarımdan ve evdeşimden kuşku duyacağımı, yüreğimin yanacağını bilmezdim. Hanım, beni çağırmışsın. Danışa'da bildiğin, inandığın, kendine diyemediğin bir gerçek varsa ne yapmalı? Ne yapmalı da içini kemiren o kuşkudan kurtulmalı? Eskiler suya fısıldarmış hanım. Dipsiz kuyuya akıtırlarmış. Toprağı kazıp oraya dökerlermiş içlerini. Yele verirlermiş sırlarını. Suya, yele, toprağa, kuyuya söyleyememekten korkarım danışadı. Kaya Telgin'in yaplıkları kuşkuludur hanım. İtbarakların Batı Gökhanlığı'na yürüdüğünü söylediğimde haberinin olduğunu söyledi. Kimseye danışmadı. Töreyi çiğnedi. Bilirim. Hepsini bilirim. Bilmek
Yetmez hanım. Şüphelerinin peşinden gitmek de gerekir. Düşündüğün gibiyse gereken cezayı vermen de gerekir. Çevremize it barak belası sarmışken ne cezadan korkarım ne de kuşkularımın peşinde gitmekten. Ancak kuşkularımı öğrenirsem budunumun güveni yıkılır. Hanlık tehlikeye girer. Haklısın hanım. Budunu telaş ve korku sarmıştır. Şimdi söylenen her şeyi kabul etmek en doğru olandır. Ancak vakit olanları sana unutturmasın. Yüreğin seni bu olanlara ve bunları yapanlara karşı töreyi yaşatmaktan alıkoymasın. Unutmayasın. Kurt yalnız bir şeyden korkar. Bitten. Sen böyle düşünür iken bitlerin seni sarmasına izin vermeyesin. Yaptığın onca şey Gök Tengri'nin yazgısını değiştirmeye yetmedi. Şimdi gözlerinle gördün. Şunu da bil ki bundan sonra yapacağın her şey sadece seni bulacak. Erlik Han'ın öfkesi üstünden eksik olmayacak. Tamam mı? İzin verirsen göndereyim Rusverek elçisine. Yok. Ben gönderirim. Bilirim. Bana güvenmezsin. Sana bir şey diyemem. Bu sarayda o kadar çok düşmanım vardır ki. Onlar aklına sokar. Bilirim. Ben her şeyi senin için, oğullarım için yaptım. Sadece iyi bir ana olmaya çalıştım. Kaya'yı bile bana suç atmasına rağmen bağışladım. Dağ baskınını yapıp kendi yaptığı suçu kapatmak için anasına suç attı. Yine de ses etmedim. Bilirdim ki sen Kaya'nın yaptığını işittiğinde onu öldürecektin. Her ananın yapacağını yaptım, Alpago. Oğlumun canını kendi canımdan üstün tuttum. Eğer bu suçsa, suçluyum hanım. Benim dağ baskınıyla da, Tılsım Biken'in ölümüyle de hiçbir ilgim yoktur. Ama Kaya'ya bunun için kızamam. Kendini anasından daha çok sevdiği için. Oğullarımın kanına giren ak kızdır. Çolpanın zehrini akıtır teginlerime. Anayla oğlu birbirine düşman eder. Yeter artık bana. Yeter. Ak kızın oyunları yüzünden Kaya anasına da babasına da öyle bir düşman oldu ki
babasının da, kandaşının da ölülerini görmeden balvanlarını diktirdi. Balbal mı? Sen ne dersin? Eksik halimle sevdin beni. Beni sen tamamladın kız. Eğer senin koşulsuz sevgin olmasaydı ben yeniden doğamazdım. Eksik görmedim ki ben seni hiç. Sana baktığım her an cesur yüreğini gördüm. Yüreğindeki gücü gördüm. Şimdi yerli yerine oturur. Ulukam hariç yüreğin söyledikleri. Biz birbirimizin yazgısındaymışız kız. Dağ obasında. Bana o tahta kılıcı verdiğin gün hiç unutmadım. Ağlama, al. Suskunluğumu seninle bozdum. İlk sana duyurdum sesimi. Geri döndüm de omzunu eksik etmedim ben de. Omuzumdaki yerin her zaman hazırdır. Ay yüzdüm gelsin de yerleşsin diye bekler. Alfagoan. Yüce Alfagoan. Bu hayatta gözlerin neler gördü? Kulakların neler işitti? İhanete mi uğramadın? Sırtından mı vurulmadın? Tutsak mı düşmedin? Evdeşini mi gömmedin? Kandaşını mı gömmedin? Bu hayatta neler gördün Alfagoan? Sen yaşarken öldün. Kardeşimi öldürmeden ölseydim, kandaşımı gömmeden ölseydim, ihanetleri görmeden ölseydim, balballarım dikilmeden ölseydim,
Eşime güvenimi kaybetmeden ölseydim. Oğluma güvenimi kaybetmeden ölseydim. Hamamam. Gel oğlum. Gel bak. Ölmeden ardımdan diktiğin balballarımla konuşurum. Bak. Baba. Ben senin öldüğüne inanmadım. Gök Tengri bilir ki bir an olsun inanmadım. Ama inanmış gibi yapmam gerekti. O Obar denen it sürüsüne buna inandırmak gerekti. Ona inandırmak için mi otağına tek başına gittin? Ona inandırmak için mi Batı göğü ona teslim ettin? Başka çarem yoktu. Gökbenlerimizi kaybettik. Gücümüzü kaybettik. Gökhanlığını korumak için Batı gökten vazgeçtim. Topraktan vazgeçilmez. Türk toprağından vazgeçmez. Vatan. Kandaşlarım. Hiç kimse yanımda yoktu. Onlar olmadan ne yapacağımı bilemedim. Belki sizi kurtarırsam bir olup topraklarımızı geri alırım dedim. O it sürüsünü tüm acından sileriz dedim. O yüzden tek başıma gittim. O yüzden tacı vaat edip sizi kurtarmak istedim. Sizden başka kimseye güvenemezdim baba. O yüzden tek başıma bir oyun kurup oyunun boşa düşmesin diye de Akkız'ı bile kapattım. Akkız'a güvenmeliydin. Ben ona güvendim, görev verdim. Akkız'a güvenmeliydin. Güvenemezdim. Size zarar gelmesinden korkup oyunum ortaya çıkar diye kimseye güvenemezdim. Anla beni baba. Koca Acun'da tek başımaydım. Koca Acun'da tek. Fil. Şimdi daha iyi misin Yüce Ovar? Barak Han'ın tacını bulmadan daha iyi olamam Barsuk. Sen yeter ki başımızda ol Yüce Ovar. Tacı eninde sonunda alırız. Eninde sonunda alacağımı ben de bilirim Kamaz. Ama kandırılmak beni deli eder. Önce taç bende diyerek Kaya geldi. Sonrasında tacı Kaya'dan çaldığını diyen Mitik geldi. Şimdi ne edeceğiz? O taç Gök Saray'da bir yerlerde. Onu alacağım. Bütün Gök Saray'ı almam gerekse bile. Ulu Bilge'ye haber edin. Dediğimi hazırlasın. Adamlarım hazırlansınlar. Haydi. Gökhanlığının yiğitçerileri, kahraman gökbenleri, bugüne kadar Gökhanlığını ayakta tutmak için canınızı verdiniz, kanınızı döktünüz. Az zamanda çok acılar çektiniz. Bilirim, dökülen kanlardan, yiten canlardan, kandaşlarınızdan dolayı üzgünsünüz. Bilirim. Ama yetmez. Yetmeyecek. Yurdumuzda zulüm varken, topraklarımızda kıyım varken, it baraklar
Batı göğü çiğnerken duramayız. Durmayacağız. Gök Tengri, Türk budununu bunun için yaratmıştım. Acun'u illetten, zayıfı zalimden korusun diye yaratmıştım. Acun'da son zulüm bitene kadar, son öksüz doyana kadar, son zalim bitene kadar duramayız. Biz ki Acun'a düzen getirmek için yaratılmış bir budunken, değil Acun'a, yurdumuza düzen getiremez olmuşuz. Birbirimize düşmekten kendimize yetemez olmuşuz. Görürüz ki düşman bir, biz de bir oluruz. Görürüz ki düşman güçlü, biz de güçlü olmak zorundayız. Artık kendimiz için değil, tüm Acun'un düzeni için vuruşacağız. İşe kendi topraklarımızı it baraklardan kurtarmakla başlayacağız. Şimdi Türk budununun kavgasını başlatırım. Ulu Kamar Çuray, konuşasın. Konuş ki gökle dağ dinlesin. Yitip giden geceler düşmanlıkları bitirsin. Tan yerinde esen yel küskünlükleri götürsün. Türk bir olsun, diri olsun. Zulme son versin, Acun'a yön versin. Gök Tengri'nin hükmü Acun'u kuşatsın. Türk budununun pusadı İnsanları yaşatsın. Ura! 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 Buyurduğunuz karışımı hazırladım Yüce Obar. Nasıl? İşe yarayacak mı? Bizi yarı yolda bırakmasın. Hiçbir şey bizi yarı yolda bırakamaz Yüce Obar. Doğru mu dersin? Doğru dermiş. Haber edin, hazırlansınlar. Öyle yapın ki Obar'a oyun oynamak neymiş, bütün Acun görsün. Getirdiniz mi? Getirdim Ulu Kamar Çuray. Ruhunu bedenini sak edesin Akkız. Görev çetindir. Senin ruhun da bedenin de yeterince saktır Batuga. Sen olmasan olmazdı. Senin zaten ruhun hazırdı. Bana sadece bedenini hazırlamak düştü. Acun da bu tacı güven içinde saklayacak tek kişi var. Esrigün Kağan. O vakit ona verelim tacı. Esrigün Kağan baharlardır kimseye görünmedi. Görevini bekledi. Yaşadığı yeri bilen pek az kişi kaldı. Sen varsın ya, Arçuray Ana.
Düşersin önümüze, biz de peşinden geliriz. Bu benim görevim değil. Biriniz yürek, biriniz ruh olup çift başlı kurt oldunuz. Bir başkası yapamaz. Biz nasıl buluruz yolumuzu? Orhun Nehri'nin doğduğu yöne gidin. Doğru vakit ve doğru yola varınca Esrigün Kam'ın çadırı karşınıza çıkacaktır. Ya kaybolursak? Kaybolmadan Esrigün Kam'ı bulamazsınız. Yeterince kaybolduğunuzda o sizi bulacaktır. Emre gidin. Batı Gök Yabguluğunu it baraklardan kurtarmamız için desteğe ihtiyacımız vardır. Ordu komutanı olarak ya savunum Saltuk, Boybeklerine gidip destek Gökben'e ihtiyacımız olduğunu buyurasın. Çoban sen de Dağhanı olarak Saltuk'un yanında git. Birlik olduğumuzu görsünler. Destek vermek için çekinmesinler. Ne işin var senin burada? Konuşmak isterim. Muştular olsun sana. Baba olmam. Günseli gebe değilmiş, anlattı bana her şeyi. Hem de çık git buradan. Çok güçlüsün. Ama içindeki gücün bilincinde değilsin. Hep böyle hemen öfkelenir, sonra da öfkene yenik düşersin. Ne dersin sen? Ben buraya seninle yarışmaya gelmedim. Birlik olmaya geldim. Kaya, ne olursa olsun sen benim oğlumsun. Ben de senin ananım. O tahta biri geçecekse, o Batuva değil, sen olmalısın. Ne döner kafanda? Batuva son yaşadıklarından sonra tahtın tek sahibi gibi görünür. O tahta geçerse İkimizi de uçmağa gönderir. Bu yüzden birlik olma vaktidir. Herkes bizi düşman bilirken işimiz daha da kolay. Sen tahta geçersin, ikimizin de hayatı kurtulur. Seni görmediğim her an, sana bakmadan aldığım her soluk, gözlerime çekilen mil oluyor kız. Seni bulmadan önce eksiktim. Seninle tamamlandım Batuka. Sen yokken mutluluğum bir kelebek ömrü kadar daha kız. İmdi bitmeyen bir nehir gibi sevincim. Yüzünün ışığını görürüm de bu acına gelişimin sebebini anlarım.
Duyduğum her sesi sana yorardım. Baktığım her çiçek senden Akkız. Acılarla boğuşurken senin için atardı yüreğim. Destanlarda beklediğim sendin. Yırlarda yolunu gözlediğim sendin Batuka. Ulu kamların yakarışlarında sendin dilediğim. Sessizce akan bir nehir sanırdım kendimi. Suya ulaşamadan kaybolur giderim sanırdım. Sonra sen geldin. İçimde serin sular gibi akar oldu gülüşlerin, bakışların. Şimdi sana akarım. Senin sularında arınırım. Sığmaz yüreğime sevgin. Taşarım kendimden. Hiçbir yere sığmam da yine sana akarım. Sana adımımı atınca acını aydınlatan güneşe döndü yüreğim. Yaralıydı yüreğim. Dilsizdi. Kaynağına çekilen bir suydum. Sen geldin. Masmavi bir göğe döndü yüreğim Akkız. Oradadır. Arthur Aykam'ın dediği yer. Evet. Ulukam Esrigün buradadır.
Haydi. Ha kız. Varmadan önce sana söylemek istediklerim var. Ve? Sana varmadan evvel dikenli, taşlı yollardan yürümüşüm de canım acır sanırdım. Oysa yaşadığım her şey, attığımız her adım bizi birbirimize çıkarırmış. Artık içimde boğmayacağım. Neyi? Seni sevdiğim an kız. Seni ne kadar çok sevdiğimi. Yüreğimin düğümünü çözdüm artık. Susturmam. Sen de duy. Seni seviyorum Hak kız. Çift başlı kurdun ruhu Batuga. Ve çift başlı kurdun yüreği Ak Kız. Kaç bahardır sizi beklerim. Sonunda geldiniz. Barak Han'ın tacı. Gök Orda Hanlığını koruyacak olan bu tacın gizli kalması değildir. Gök Orda'yı koruyacak olan sizin birliğinizdir. Yüreklerinizin birbirine bağlanması budununuzun da yaşamasını sağlayacaktır. Alpaguan'ı görmem lazım. Çin'den bir tik var. Bir tiki önce biz bakacağız. Bakalım Çin tamgası taşır mı?
insan senin bahar akşamları öyle gökyüzüne bakıp düşe dalar ya. Sonra bir yıldız kaymasıyla uyanır. Yaşadıklarımız bana aynı öyle gelir. Bir düşteyiz de uyanacakmışız gibi. Korkarım Matuka. Korkma. Daha mutluluk içinde geçecek nice baharlarımız olacak. Hem bunların hiçbiri düş değildir Akkız. Bundan gayrı hiçbir algımızın gücü bizi ayırmaya yetmez. Bizim yazgımız birbirine işlenmiş. Taç yok. Burada da yok. Hiçbir yerde yok. Tahsa etmeyin. Taç er ya da geç elimize geçecek. Çolpan. Sen yanımdayken hiçbir şey düşünmem. Hiçbir şeyden endişe etmem. Sen yanımdayken İçimi güneş gibi ısıtırsın Çolpan. Hiç yanımdan ayrılma. Güneşe bu kadar yakın durursan yakar ama. Bilirsin. Yüreğimin yangınından daha mı çok canım yanar sanırsın? Varsın kılıç arası sevdalandığım kadından gelsin. Dağ hanına sevdasından, gök hanına ihanet eden gök yasavulu karşıma geçmiş benim öcümü yargılar. Sana sevdalıyım. Doğru. Sevdalandığım kadına meydan okudum. Sevdalandığım kadına meydan okurum. Sağ ol!
Zatur. Zatur. Buradayım. Buradayım Zatur. Buradayım. Buradayım. Zatur. Ben de sana sevdalıyım. Ben de sana sevdalıyım. Zatur. Zatur. Kapatma gözlerini, kapatma. Zatur. Zatur bırakma beni. Zatur aç gözlerini. Aç gözlerini. Zatur. Ben sus uçmağa gidemezsin Zatur. 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 Birlikte bilinmeyenleri bildiniz. Birlikte gidilmeyen yollardan gittiniz. Birlikte canınızı tehlikeye attınız. Yoldaş oldunuz, candaş oldunuz. Budununuzu, hanlığınızı, en çok da birbirinizi büyük sıkıntıdan korudunuz. Bağınız güçlü oldukça siz de güçlü olacaksınız. Bağınız güçlü olursa hanlığınız da güçlü olacaktır. Şimdi var olan gün yüzüne çıkmalı, görünmeyen görünmeli. Gök Tengri'nin bildiğini herkes bilmeli. Onca bahar içinizde sakladığınız sevgi dışarı çıkmalı. Tüm Acun'a yayılmalı. Bu kuşaklar en hızlı atların kuyruklarından, eşine en sadık üveyik kuşlarının tüylerinden, sütü en bereketli koyunların yünlerinden ve en ulu kamların adaklarından ortaya çıkmıştır. Kalkın. İkiniz nasıl ki bugüne kadar doğrulara, gerçeklere bel bağlamışsınız, şimdi de bu kuşakları birbirinizin beline bağlayın. Bak kız. Karanlığıma aydınlık oldum. Yokluğuma varlık oldum. Aksaklığıma ayak, çolaklığıma el oldum. Şimdi ruhum da bedenim de eksik değildir. Ama sensiz yüreğim eksik kalır kız. Yüreğimi tam eder misin? Göz açıp seni gördüm. Ürek verip seni sevdim. Öksüzlüğümü seninle unuttum. Yurtsuzluğuma seninle dayandım. Yoldaşın oldum. Candaşın oldum. Sen varsan tam, sen yoksan eksik oldum. Üreğimin sesini seninle duydum. Yolun yolum, kalan baharlarım, baharlarınla bir olsun. Gerçek bağ her vakit gönül bağıdır. Bu kuşak da sizin gönül bağınızın işareti olsun.